Merhaba, Ankara'dayız. 1919'da 20 bin nüfuslu küçük bir şehirken milli mücadeleyi örgütleyen heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşılamak için 30 bin kişinin toplandığı kent. Ve bu kentte çok önemli bir tarihi binanın önündeyiz. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan, toprakları galip devletlerce işgal edilen, Sevr Anlaşması dayatılan, yok edilmek istenen bir milletin Anadolu'da ilk meclisinin toplandığı binanın önündeyiz. Hikayemiz, bu binanın kapısını lüks otomobillerin değil, at ve eşeklerin, kağnıların, arabaların beklediği, şehir halkı gibi milletvekillerinin de sıtma ve diğer hastalıklarla boğuştuğu yıllarda işte burada başladı. Halide Edip Adıvar'ın deyişiyle Türk'ün ateşle imtihan edildiği günlerde milletvekilleri bu salonda çevredeki okullardan getirilen derme çatma sıralarda oturdular ve deyim yerindeyse Türkiye'yi bu salonda kurdular. Saltanat bu salonda kaldırıldı, Cumhuriyet bu salonda ilan edildi, hilafetin kaldırılmasına bu salonda karar verildi. İlk anayasa burada yapıldı ama sanmayın ki buradaki en hararetli tartışmalar, en büyük kavgalar bu saydığım olaylar sırasında yaşandı. En büyük fırtınalar bundan 90 yıl önce Lozan görüşmeleri sürerken bu salondaki gizli oturumlarda koptu. Yeni Türkiye'nin uluslararası hukuki temelini oluşturan Lozan Anlaşması 90 yıl önce bu salonda onaylandı. 20 Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan şehrinde müzakerelerin başlamasından 24 Temmuz 1923'te imzaların atılmasına kadar geçen 8 ay. Bu 8 ayda Ankara'da hangi politik mücadeleler yaşandı? Muhalefetin Lozan'a yönelttiği eleştiriler nelerdi? Bu süreçte Mustafa Kemal'le bazı arkadaşlarının yolları neden ayrıldı? Evet, sadece kurtuluş döneminde değil, sonraki yıllarda da Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan belgesinden, Lozan Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Lozan, kimilerine göre tüm mazlum milletlere esin kaynağı olan bir zafer, Türklerin Anadolu'da bağımsız bir ulus devlet kurmasını dünyaya kabul ettiren bir kurtuluş senedi, kimilerine göre ise başta Musul ve Kerkük olmak üzere Misak-ı Milli'den ödünler verilerek imzalanan bir anlaşma, batılı güçler karşısında masa başında bir yenilgi. Peki ama hangisi? Ekim 1912'de Balkan devletlerinin Osmanlı topraklarına saldırmalarıyla başlayan Balkan Harbi, imparatorluk açısından Birinci Dünya Savaşı'nın da başlangıcıydı. Önce bütün Rumeli kaybedildi. Sonra Anadolu toprakları Dünya Savaşı'nın galiplerince işgal edildi. 1912'de başlayan savaş, 10 yıl sonra 1922 Eylül'ünde Türk ordusunun İzmir'e girmesiyle sona erecekti. Bu 10 yıl içinde Türkiye, Orta Doğu'daki toprakları bir yana, sadece Rumeli'de 170 bin kilometre kare toprak kaybetti. Milyonlarca insanını cephelerde veya cephe gerisinde açlıktan, salgın hastalıktan ya da göç yollarında yitirdi. Yunan işgalinin olduğu Ege'de ve Rus işgalinin olduğu Doğu Anadolu'da kadınların yaklaşık %30'u dul kaldı.
1933'te geçmişteki bu 10 yıllık savaşın bakiyesi olarak 15 milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık 1 milyonu topaldı, çolaktı, kördü, bir şekilde sakattı. Dünya Savaşı Türkiye dışında başka hiçbir ülke için 10 yıl sürmemişti. Bir ölçüde Balkan Harbi ile birlikte, Balkanlar, Balkan Savaşları ile birlikte milli mücadele başlamış oluyor. Kısaca 1912-1922 10 yıllık bir mücadele süreci ki bu süreç hepimizin bildiği gibi Balkan Savaşları'nı içeriyor. Ardından Can Harbi'ni içeriyor ve en son milli mücadele ile sonuçlanıyor. Kısacası 10 yıllık bir süreç bu. Bizim milli mücadelemiz bir ölçüde sömürgecilik diye nitelendirilebilecek bir evreyi sonlandırmış oluyor. Bu bağlamda gerçekten Türkiye uzun bir mücadelenin içerisine girmiş durumda. Bir ölçüde Osmanlı Devleti'nin sonlanması ve Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşu evresini oluşturuyor bu 10 yıllık savaş süreci. Trablusgarp Savaşı, 1912-13 Balkan Savaşları, 14-18 Birinci Dünya Savaşı, 19-22 Milli Mücadele, savaş savaş savaş, bitik yitik bir ülkeden bahsediyoruz. Türk tarihinin en büyük felaketi olan Dünya Savaşı'nın tarafları daha Balkan Harbi sırasında şekillenmeye başladı. İngiltere, Fransa ve Rusya, sanayileşen, yeni topraklar kazanmak isteyen güçlü Almanya karşısında 1908'den itibaren giderek yakınlaştılar. Bu yakınlaşma kısa zaman sonra ittifaka dönüşecekti. İngiltere, Fransa ve Rusya'nın anlaştığı en önemli mesele Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşımıydı. İngiltere hem petrol yatakları hem de sömürgesi Hindistan'la olan deniz ulaşımının güvenliği için gözünü Orta Doğu'daki Osmanlı topraklarına dikmişti. Fransa'nın gözü Suriye'deydi. Rusya Doğu Anadolu'yu almak ve boğazlarda egemenlik kurmak istiyordu. Ege bölgesini almak isteyen Yunanistan'la, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde nüfuz sağlamak isteyen İtalya'da sonradan bu ittifaka katılacak, böylece İtilaf Devletleri adı verilen blok oluşacaktı. İtilaf Devletleri'nin karşısında hızla sanayileşen ve hırslı bir şekilde yeni sömürgeler elde etmeye çalışan Alman İmparatorluğu vardı. Alman militarizmi ve gelişen sanayi tüm dünyada hayranlık ve endişe uyandırıyordu. Almanya'nın Osmanlı ile imzaladığı Bağdat Demiryolu projesi, Orta Doğu'ya hakim olmak isteyen İngiltere'yi fazlasıyla tedirgin etmişti. Almanya'nın müttefiki Avusturya Macaristan İmparatorluğu ise Sırbistan'ı saf dışı ederek Adriyatik Denizi'ne hakim olmak istiyordu. Balkan Harbi'nde Yunanistan'a vermek zorunda kaldığı toprakları geri almak isteyen Bulgaristan da Almanya'nın safındaydı. Avrupa'da yeni bir harp tehlikesi daha Balkan Savaşı sürerken iyiden iyiye hissedilmeye başlamıştı. Avrupalı büyük güçler bu harbin kendilerini de savaşa sürükleyebileceğini görmüşlerdi. Nitekim 1913'te Balkan Harbi bitecek, 1914'te Dünya Savaşı başlayacaktı. Balkan Savaşı'ndan güçlenerek çıkan Sırbistan, Avusturya'nın işgali altındaki Bosna Hersek'i de topraklarına katarak Büyük Sırbistan'ı kurmak istiyordu. 1914 yılının Haziran ayında Avusturya ordusu Sırbistan'a gözdağı vermek için Bosna Hersek'te bir askeri tatbikat düzenledi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun veliaht prensi Arşidük Franz Ferdinand ve eşi Düşes Sofia da tatbikatı izlemek üzere Saraybosna'ya gitti. Veliaht Prens ve Düşes gösterişli bir tören eşliğinde Saraybosna caddelerinden geçerken bir Sırp milliyetçisinin tabancasından çıkan kurşunlarla hayatlarını kaybettiler. Bu suikast bütün tarafları oluşmuş, bütün şartları olgunlaşmış ve zaten beklenmekte olan o büyük savaşın işaret fişeğiydi.
Veliaht Prens'in öldürülmesi üzerine önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan'a harp ilan etti. Sonra Sırbistan'ın ağabeyi Slav Rusya Avusturya-Macaristan'a. Bunun üzerine Avusturya'nın kan kardeşi ve müttefiki Almanya Rusya'ya harp ilan etti. Rusya'nın müttefikleri Fransa ve İngiltere de Almanya'ya harp ilan ettiler. Böylece savaş Ağustos ayında bütün Avrupa'ya yayıldı. Alev çemberi kısa sürede Pasifik Okyanusu'ndan Afrika'ya tüm dünyayı sardı. Savaş çıkar çıkmaz seferberlik ilan eden Osmanlı, 2,5 ay savaş dışı ve tarafsız kalmayı başardı. Aslında Osmanlı'nın ittifak arayışları bu savaştan çok önce başlamıştı. 1908'de Meşrutiyetle birlikte iktidara gelen İttihatçılar, Abdülhamit'e yakın gördükleri otokrat Almanya yerine demokratik İngiltere ve Fransa ile ittifak yapmak için çok gayret ettiler. Fakat Rusya ile anlaşmış olan bu iki devlet, İttihatçıların ittifak taleplerini reddetti. İttihatçılar Rusya ile bile ittifak yapmaya çalıştılar ama sonuç alamadılar. İtilaf devletleri Balkan Savaşı'ndan büyük kayıplarla çıkmış olan güçsüz ve yalnız Osmanlı'ya Almanya'dan başka seçenek bırakmamıştı. Balkan Harbi'nde tarihindeki en yüz kızartıcı bozgunları yaşayan Osmanlı'nın üç büyük endişesi vardı. Yeni bir savaş sonrasında 1. Başkent İstanbul'un Rusya'ya verilmesi, 2. Batı Anadolu'nun Yunanistan'a verilmesi, 3. Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurulması. 1914 yılında henüz Dünya Savaşı çıkmamışken İttihatçı Said Halim Paşa hükümeti başta İngiltere olmak üzere İtilaf devletleriyle ittifak yapmak için tekrar girişimde bulundu. Fakat sonuç alamadı. Hatta İngiltere Osmanlı'nın sipariş edip parasını da ödediği savaş gemilerine dahi el koydu. Osmanlı'yı Almanya'ya iten buydu. Savaş başladığında Osmanlı tarafsızdı fakat yalnız ve endişeliydi. Şurası kesindi ki İngiliz, Fransız, Rus cephesi galip gelirse Osmanlı savaşın dışında kalmış olsa bile toprakları bu devletler tarafından paylaşılacaktı. Bu da imparatorluğun sonu demekti. İttihatçılar bu kez ittifak yapmak için Almanya'ya yöneldiler. Özellikle Harbiye Nazırı Enver Paşa, Almanya'nın savaşı kazanacağına inanıyordu. Zayıf Osmanlı ordusunun kendisine yük olacağını düşünen Almanya, başlangıçta biraz tereddüt etti. Ama sonunda Said Halim Paşa hükümetiyle anlaştı. İki ülke arasında gizli bir ittifak anlaşması imzalandı. Geleceğini tamamen savaş sonunda alınacak bir galibiyete bağlayan Osmanlı için bu savaş, ölüm kalım mücadelesi olacaktı. Bu sırada Osmanlı maliyesi iflas etmiş durumdaydı. Devlet hazinesi deyim yerinde ise tam takırdı. Asırlardır kapitülasyonlarla soyulan imparatorluğun nakit olarak sadece 92 bin Osmanlı lirası vardı. Bir saldırıya maruz kalması halinde savaşmak bir yana bu parayla ordusunu beslemesi bile mümkün değildi. Osmanlı ittifak anlaşması uyarınca Almanya'dan toplam 5 milyon altın kredinin yanı sıra büyük çapta silah ve cephane yardımı alacaktı. Sonraki günlerde ise Alman komutanlar Osmanlı ordusunda çok önemli görevlere getirilecek. Profesör İlber Ortaylı'nın ifadesiyle imparatorluk Dünya Savaşı'na Almanya'nın komutasında girecekti. Osmanlı'nın imzaladığı ittifak anlaşmasıyla birlikte savaşın tarafları da belli olmuştu. Bir tarafta denizlere hakim İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan, Yunanistan, öbür tarafta esas olarak her biri kara devleti olan Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, ana ben gidiyorum.
Almanya ittifak anlaşması imzaladığı Osmanlı'nın bir an önce savaşa girmesini istiyordu. Böylece yeni cepheler açılacak, Almanya ve müttefikleri nefes alacaklardı. İttifak anlaşmasından bir hafta sonra Akdeniz'de İngiliz savaş gemilerinden kaçan iki Alman savaş gemisi Göben ve Breslau Çanakkale Boğazı'na sığındı. Osmanlı bu gemileri geri gönderirse Almanya ile imzaladığı gizli ittifak anlaşmasına uymamış olacaktı. Gemilerin boğazdan girişine izin verirse de bu savaşa dahil olmak demekti. İki gemi Enver Paşa'nın talimatı doğrultusunda 28 Ağustos'ta Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara'ya sığındı. İngiliz donanmasının saldırısından korkan İttihat ve Terakki hükümeti gemileri satın aldığını, savaş dışı tarafsızlığını sürdüreceğini açıkladı. Gemilere Yavuz ve Midilli adları verildi. Türk bayrağı çekildi, Alman personele de fes giydirildi. Savaşın Almanya'nın zaferiyle sonuçlanacağına inanan Harbiye Nazırı Enver Paşa, Padişah Sultan Reşat'la Sadrazam Said Halim Paşa'nın bile haberi olmadan bu gemilerin Karadeniz'deki Rus donanmasına saldırması için önce sözlü, sonra yazılı bir gizli emir verdi. 27 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan çıkan gemiler, iki gün sonra Rusya'nın Karadeniz'deki limanlarına bomba yağdırdı. Birçok Rus gemisinde batırdı. Bunun üzerine Rus ordusu 1 Kasım'da Kafkasya sınırından geçerek Osmanlı topraklarına girdi. Rusya'nın müttefiki İngiltere ve Fransa'da Çanakkale mevzilerini bombaladılar. Osmanlı böylece savaşa dahil oldu. İlk Noel'de sona ereceği tahmin edilen Dünya Savaşı tam 4 yıl 2 ay sürdü. Milyonlarca asker ve sivilin ölmesine, bir o kadarının da sakat kalmasına sebep oldu. Dokunduğu her yeri yakıp yıkmakla kalmadı. Dünya haritasını da yeniden çizdi. Ekim 1917'deki Bolşevik ihtilali sonrasında Rusya savaştan çekilmişti. Şimdi artık Lenin liderliğindeki Bolşevik hükümet, İngiltere ve Fransa'nın müttefiki değil, onlar dahil bütün Batı kapitalizminin de düşmanıydı. Rusların savaştan çekilmesi Osmanlı'ya Kafkasya'da rahat bir nefes aldırdı. Ne var ki Amerika'nın Nisan 1917'de İngiltere ve Fransa'nın yanında savaşa girmesiyle İngiliz-Fransız cephesi eskisinden daha da kuvvetlenmişti. Sonunda Almanya-Avusturya-Osmanlı-Bulgaristan ittifakı mağlup oldu. 1912-22 evresine baktığımız vakit Anadolu'nun nüfusu 5 milyona yakın bir kayıp verdi diyebiliriz. Yani 17-18 milyondan 12 milyona kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Gerçekten burada tabii savaş zayiatı yanı sıra her türlü salgın hastalıklar, açlık ve benzeri hususu da gündeme getirmek gerekir. Ama topyekün baktığımızda, yani Birinci Dünya Savaşı'nda verilen kayıplara baktığımızda dünya ölçeğinde en büyük kaybı Anadolu vermiştir diyebiliriz. Savaşında Osmanlı 3 kıtada birçok cephede savaştı. Osmanlı askerleri Galicia'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Irak'a, Filistin'den Çanakkale'ye savaştıkları cephelerde 1,5 milyon İngiliz, Fransız ve Rus askerini bağladı. İmparatorluğun en genç ve en eğitimli nesli savaş meydanlarında, esir kamplarında yitip gitti. Görenlerin
mücadele ruhunu ateşleyen Çanakkale Müdafası, Birinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye bıraktığı tek manevi miras oldu. Savaşın sonunda mağlup devletler mütareke, yani ateşkes anlaşmalarıyla yenilgiyi kabul ettiler. Osmanlı da Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. Osmanlı Devleti adına Bahriye Nazırı Rauf Orbay başkanlığındaki heyetin imzaladığı mütareke 25 maddeydi. Ve en önemli maddeleri şunlardı. Boğazlar galip devletlere açılacak ve işgal edilecektir. Müttefikler stratejik bakımdan kendi güvenlikleri için gerekli gördükleri her yeri işgal edebileceklerdir. Ordu dağıtılacak, silah ve cephanesiyle gemi ve tersaneler müttefiklere teslim edilecekti. Doğuda Ermeni vilayetleri denilen 6 vilayette, yani Sivas'a kadar Doğu Anadolu'da kargaşa çıkarsa, müttefikler bu bölgeyi de işgal edebileceklerdir. Bu son maddeyle Ermeni vilayetleri ifadesi resmi bir anlaşmayla imparatorluğa kabul ettirilmişti. Mondros Ateşkes Anlaşması imparatorluğun bütün kaynaklarına el koyuyor, ülkenin tamamını işgale açık hale getiriyordu. Ateşkes görüşmeleri sırasında Osmanlı'ya Yunan askerlerinin işgal kuvvetlerine katılmayacağı taahhüt edilmişti. Ama müttefikler bu sözlerini tutmayacak, sonraki günlerde Yunanistan'ın İzmir'e asker çıkarması da sağlanacaktı. Mütarekelerden sonra sıra galiplerin mağluplara dayatacağı barış anlaşmalarının hazırlanmasına geldi. İtilaf devletleri anlaşmaların şartlarını kendi aralarında pazarlıklar yaparak hazırlamak üzere Paris Konferansı'nı düzenlediler. Konferansa yön verenler savaşın dört büyük galip devletin lideriydi. Amerika Başkanı Woodrow Wilson, Türklere olan düşmanlığıyla tanınan İngiltere Başbakanı Lloyd George, Türkler için kabiliyetsiz ırk tabirini kullanan Fransa Başbakanı Clemenceau ve İtalya Başbakanı Emmanuel Orlando. Paris Konferansı'nı Londra ve San Remo konferansları izledi. Galip devletler bu konferanslarda mağlup ülkelerle imzalanacak barış anlaşmalarının şartlarını kararlaştırdı. Mağluplara dayatılan ağır şartlar Avrupa basınında çıkan karikatürlerde çivili sandalyeye oturtup dikenli yemekleri yemeye zorlamak şeklinde resmediliyordu. Almanya'ya dayatılan anlaşma 1871'de Alman İmparatorluğu'nun kurulduğu yerde Versailles'da imzalandı. Fransa Başbakanı Clemenceau'nun temel amacı Almanya'yı bir daha belini doğrultamayacak şekilde ezmekti. Zira iki defa Alman saldırısına uğrayan Fransa'nın Almanya ile arasında toprak ihtilafı vardı. Versailles Anlaşması'yla dayatılan ağır şartlar Almanya'da halkın büyük tepkisine yol açacak. Hatta Hitler bir karikatürde resmedildiği gibi Versailles Anlaşması'nın tomarlarından çıkacaktı. Savaşta çok uluslu Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağılmış, ciddi toprak kayıplarına uğradıktan sonra Avusturya Cumhuriyeti kurulmuştu. Galipler Avusturya ile Saint-Germain, Bulgaristan'la da Neuilly Anlaşması'nı imzaladılar. Bulgaristan bu anlaşmayla Balkan Savaşı'nda Osmanlı'dan aldığı Batı Trakya'yı Yunanistan'a verdi, Ege'ye çıkışı kalmadı. Dikkatinizi çekerim. Savaş bittikten sonra İngiltere ve müttefikleri mağlup Almanya, Avusturya ve Bulgaristan'la bir yıl içinde barış anlaşması imzaladılar. Osmanlı ile barış, yani Sevr Anlaşması ise 1919 yılında değil, 1920 yılının 10 Ağustos'unda imzalanacaktır. Neden mi bu kadar geç? Çünkü Osmanlı'ya dayatılacak olan Sevr projesi öteki anlaşmalardan çok daha karmaşık ve çok daha ağırdır. Galipler daha büyük paylar koparacaklardır. Bunun için kendi aralarında anlaşmaları zaman almıştır. Bulgaristan'la yapılan barış anlaşması 296 maddedir. Macaristan'la yapılan 364, Avusturya ile yapılan 381 maddedir. Savaşın asıl tarafıyla sanayileşmiş ve dev bir askeri güç olan Almanya ile yapılan Versay Anlaşması
440 maddedir. Osmanlı'ya dayatılan Sevr Anlaşması ise 433 maddedir. Sevr Anlaşması'nın madde sayısı Almanya'ya dayatılan Versay Anlaşması'nın madde sayısına yakındı. Ama maddelerin içeriği daha ağırdı. Sevr'in maddelerine bakıldığı vakit hemen hemen bir Osmanlı Devleti ya da Türkiye diye nitelendirebileceğimiz bir ülke son derece sınırlı bir coğrafyaya hapsedilmiş durumdaydı. Bir takım imtiyaz bölgeleri oluşturulmuştu Fransızların, İtalyanların. Keza doğuda bir Ermenistan'ın oluşması söz konusuydu. Bunu büyük ölçüde Başkan Wilson sınırlarını çizecekti. İstanbul dışında Trakya'nın tamamen Yunanistan'a verilmişti. Ordu diye bir şey kalmamıştı. Tamamen sınırlı bir jandarma birliğinden söz ediliyordu. Donanma yoktu. Birkaç tane istimbotla yetiniliyordu. Büyük ölçüde kapitülasyonlar geri gelmişti. Azınlıklara gene geniş bir takım haklar tanındı. Kısacası aslında Osmanlı Devleti tarihten silinmiş oluyordu Sevr Anlaşması'yla. Boğazları işgal edecekler, İstanbul'u işgal edecekler. Bütün limanlar, ulaşım alanları, işte demir yolları vesaire müttefiklerin denetimi altına girecek. Kapitülasyonlar devam edecek. İmparatorluğa her anlamda maddi, hukuki, askeri, aklınıza ne gelirseniz siyasi, ekonomik anlamdan tam bir abluka uygulanacak. Tazminata mahkum edilecek yenildiği için. Azınlıkları milletler cemiyetinin denetimine sokacaklar, himayesine sokacaklar, kontrolüne sokacaklar. Hiçbir biçimde imparatorluğun bunlar üzerinde gücü ve kontrol gücü olmayacak. Ama çok daha önemlisi bütün coğrafyayı paramparça ettiler. Atına binmiş de elinde dizgin vardı cephede, hiç olmaz bozgun çeteler içinde, imanın azgın vurunan tepkiler vurun namus günüdür. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Sultan Reşat ölmüş, kardeşi Vahdettin tahta çıkmıştı. Savaşın kaybedileceğini anlayan Talat Paşa başkanlığındaki İttihatçı hükümet de 8 Ekim'de istifa etmişti. İtiraf devletlerinin savaş suçlusu olarak yargılayacaklarını ilan ettikleri İttihat ve Terakki Partisi'nin lider kadrosu ise bu süreçte yurt dışına kaçmıştı. Osmanlı İtiraf Devletleri ile Mondros Mütarekesi'ni imzaladıktan 5 gün sonra İngiliz birlikleri Musul'u işgal etti. İngiltere Musul'u işgalden başka Urfa, Antep, Maraş, Batum, Kars, Samsun ve Merzifon'a, Fransa, Adana, Urfa, Antep, Maraş, Mersin ve Dört Yol'a, İtalya, Antalya, Kuşadası, Fethiye, Bodrum ve Marmaris'e asker çıkardı. İşgal edilen bölgelerde yerel bazda direnişler oldu. İtiraf devletleri bununla da yetinmedi. Mondros Mütarekesi'ne aykırı olarak 15 Mayıs 1919'da Yunan askerlerini İzmir'e çıkardılar. Daha işgaller fiilen başlamadan Anadolu'da direniş kendiliğinden oluşmaya başladı. Aralık 1918'de İzmir'de Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti yani Osmanlı Haklarını Savunma Derneği kuruldu. Doğu Anadolu'da kurulmak istenen Ermenistan'a karşı Kasım ayında Kars İslam Şurası ve Aralık ayında da Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, yani Doğu Vilayetleri Haklarının Savunma Derneği kuruldu. Çok geçmeden Anadolu'daki direniş örgütlerinin sayısı 30'u buldu. Ateşi ve ihaneti gördük. Sevgisiz ve ihtirassız çıplak devler değil, inanılmaz zaafları, korkunç kuvvetleriyle, silahları ve beygirleriyle insanlardı dayanan. İnsanlar uzun asker kaputluydu. Yanlı ayakta insanlar. İnsanların başında kalpak, yüreklerinde keder. Yüreklerinde müthiş bir ümit vardı. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa, Padişah Vahdettin tarafından
Karadeniz bölgesindeki karışıklıkları önlemek üzere Samsun'a gönderildi. Zira bu karışıklıklar önlenmezse, Mondros Mütarekesi hükümlerine göre müttefikler Karadeniz bölgesine asker çıkarıp Pontus Devleti kurma çalışmalarına fiili destek verebilirdi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, Vahdettin'in verdiği görevi yerine getirmek için değil, yerel nitelikteki direniş örgütlerini tek çatı altında örgütleyerek milli mücadeleyi başlatmak üzere çalışmaya başladı. 23 Mayıs günü İzmir'in işgalini protesto etmek üzere Sultanahmet Meydanı'nda büyük bir miting düzenlendi. O gün Halide Edip Hanım miting alanındaki kürsüden tam 100 bin kişiye seslendi. Kardeşlerim, evlatlarım, Osmanlı toprağında böyle muazzam, böyle tarihi gün belki bir daha görmeyeceğiz. Evlatlarım, öyle bir gün olur da bir daha toplanamazsak, içimizde ölenler olursa Türk'ün istiklal bayrağıyla mezarı üzerine geliniz. Benimle beraber yemin ediniz. Türkiye'nin istiklal ve hakkı hayatını alacağı güne kadar korku, hiçbir güçlük önünden kaçmayacağız. Ağlayan minareler altında yemin ederiz. Bayrağımıza, ecdadımızın namusuna ihanet etmeyeceğiz. Bu uğurda can vermekten çekinmeyeceğiz. Derken önce Erzurum, ardından Sivas kongrelerinde işgale direnme kararları alındı. Ankara direnişin merkezi olarak belirlendi. Düzensiz direniş teşkilatları yerine düzenli milli ordu meydana getirmek için çalışmalar hızlandı. İtilaf devletleri ateşkes anlaşması uyarınca Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, silahlarının toplanması çalışmalarını sürdürüyordu. Avrupa gazetelerini ise Türkiye'yi İngilizler tarafından ortaklarına servise hazırlanan pişmiş bir hindi olarak gösteren kartpostal süslüyordu. Anadolu'da milli mücadele günden güne gelişirken galip devletler İstanbul'da işgal ettiler. Mebusan meclisini dağıttılar. Amaçları Türklere gözdağı vererek Mustafa Kemal liderliğindeki direnişi ezmekti. Milli mücadele büyük ölçüde emperyalizme, sömürgeciliğe karşı bir başkaldırı niteliği taşıyordu. O nedenle de iki önemli destek unsuruyla, iki coğrafyadan destek aldı. Bunların başında Sovyetler Birliği, Sovyet Rusya geliyor dedi. Çünkü Rusya da o sırada büyük ölçüde emperyalist ülkelerin saldırısı def etme süreci içerisindeydi. İkinci husus ise dünya Müslümanları büyük ölçüde Anadolu Harekatı'nın arkasında oldu. Özellikle Hint Müslümanları büyük ölçüde destek verdiler milli mücadeleyi. Gerçekten bu iki unsur milli mücadelenin kazanılmasında gerek maddi gerek manevi açıdan önemli rol oynadı diyebiliriz. İtilaf devletlerinin askerleri İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaparken savaş gemileri de limanlara demirledi. İlk iş, işgale karşı direniş örgütleyebileceklerini düşündükleri vatansever aydınları hapsettiler. Bir kısmını İngiliz savaş gemileriyle Malta'ya sürgüne gönderdiler. İşgalciler, Kuvayi Milliyecilerin eline geçmesin diye el koydukları silahları tahrip ediyor, İstanbul sokaklarında direnişçi avına çıkıyor, milli harekete destek olanları ibret olsun diye sokaklarda kurşuna diziyor, zindanlara atıyor, Ankara ve direnişle ilgili haberlere yer veren gazetelere sansür uyguluyor, Misak-ı Milli'yi ilan eden Osmanlı Mebusan Meclisi kapatılıyor, başta Rauf Orbay olmak üzere millici milletvekilleri sürgüne gönderiliyor, Ankara'ya gidebilenler milli mücadeleye katılıyor, kadınlar ve çocuklar imalat-ı harbiye fabrikasında silah imal ediyor, İstanbul limanlarından Anadolu'ya gizlice silah kaçırılıyor, İnebolu-Ankara arasındaki yola o günlerde İstiklal Yolu deniyordu. Anadolu'da milli mukavemet ya da direniş günden güne güçlenirken galip devletlerde
Sevr Antlaşması'na son şeklini verdiler. Sevr, Birinci Dünya Savaşı sonrasının en ağır projesidir. Zira barış görüşmelerinde Türkiye'ye özel düşmanlık yapılmıştır. Bu siyasetin başını çeken İngiltere Başbakanı Liberal Partili David Lloyd George'tur. İngiltere tarihine baktığımızda Muhafazakar Parti Rusya'ya karşı Osmanlı'yı destekleme siyaseti güttüğü halde 1880 yılında Liberal William Gladstone iktidara geldikten sonra Türkiye'ye karşı müthiş bir düşmanlık siyaseti başlamıştır. Büyük Oyun adlı kitabında Profesör Taha Niyazi Karaca'nın anlattığı gibi Gladstone mutaassıp bir protestandı. Adeta Haçlı ruhuna sahipti. Şark meselesi ya da Doğu sorunu denilen Avrupa siyasetini Türklerin Avrupa'dan atılması olarak formüle etmişti. Gladstone'un şu sözleri onun bu düşmanlık siyasetinin özetiydi. Türk hükümeti hiçbir hükümetin işlemediği kadar günah işlemiş, hiçbir hükümet onun kadar günahkarlığa saplanmamış, hiçbiri onun kadar değişime kapalı olmamıştır. Gladstone'un düşmanlık siyasetini Dünya Savaşı'nda aynı partiden yani Liberal Parti'den Başbakan Lloyd George yürütüyordu. Lloyd George 18 Ağustos 1919'da Avam Kamarası'nda verdiği nutukta bir yıl sonra yapılacak olan barış yani Sevr Antlaşması konusunda şöyle diyordu. Türkiye ile olan barış kadar İngiltere'nin yakından ilgisi bulunan başka hiçbir konu yoktur. Britanya İmparatorluğu'nun geleceği Türkiye konusunda varılacak çözüme bağlıdır. İngiltere'ye karşı ayaklanmak üzere olan Hint ve Mısır Müslümanlarının cesaretini kırmak için Türkiye'nin çökertilmesi şarttı. İslam dünyasında şimdiden Anadolu'daki milli mücadeleyi desteklemek için gösteriler, boykotlar, örgütlenmeler başlamıştı. Kaldı ki Türkler Çanakkale'de İngiliz ordusunu durdurarak İngiltere'nin prestijini epey sarsmıştı. Bütün bu sebeplerle Lloyd George en ağır cezanın savaşın asıl gücü olan Almanya'ya değil, Türklere verilmesini istiyordu. Sulh şartları ilan edilince Türklerin deliliklerinden, kötülüklerinden, cinayetlerinden dolayı ne kadar ağır cezalara çarptırılacakları zaten görülecektir. Cezalar onların en büyük düşmanlarını bile kafi derecede tatmin edecek kadar müthiştir. Sevr'in bütün ruhu Lloyd George'un bu sözlerinde özetlenmişti. Ona göre Türkler yaşamaya layık bir ırk değildi. Ağustos 1920'de imzalanan 433 maddelik Sevr Antlaşması'nı burada özetlemek imkansız. Sadece toprak paylaşımını satır başlarıyla verelim. İstanbul ve Çanakkale boğazlarıyla Marmara Denizi savaş gemilerine ve askeri uçaklara açık olacak. Türk hükümeti buradaki hakimiyetini Uluslararası Boğazlar Komisyonu'na terk edecekti. İstanbul Türkiye'nin başkenti olarak kalacak fakat müttefikler gerek gördükleri an kenti işgal edebileceklerdi. Aslında galiplerin niyeti Türkleri İstanbul'dan çıkarmaktı. Fakat bu hilafet bağı sebebiyle İslam dünyasında büyük tepkilere sebep olabilirdi. Ayrıca yüz binlerce Türk'ü kentten göç ettirmek de mümkün değildi. Onun için anlaşmaya böyle bir madde konulmuştu. Trakya bölgesi. İzmir ve çevresiyle Yunanistan'ın Balkan Harbi'nde işgal ettiği Ege Adaları Yunanistan'da olacaktı. Anlaşmada İzmir ve çevresinin Yunanistan'a verilmesi, Türkleri fazla kızdırmamak için dolambaçlı bir ifadeyle anlatılmıştı. İzmir Türk egemenliğinde kalacak fakat bu egemenliği Yunanistan kullanacaktı. Bunun için Yunanistan İzmir'e asker çıkaracak, 5 yıl Yunan yönetiminde kaldıktan sonra yani Türk nüfusu eritilip İzmir ve çevre nüfusu Yunanlaştırıldıktan sonra yapılacak referandumla tamamen Yunanistan egemenliğine geçecekti. Doğu Anadolu'da Amerika himayesinde yani Amerikan mandası altında bir Ermenistan kurulacak.
bunun sınırlarını Amerikan Başkanı Wilson tespit edecekti. Hemen bir parantez açalım. Dünya Savaşı'ndan henüz çıkmış olan Amerika'nın Asya ve Avrupa'da yeni yükümlülükler altına girmesini uygun bulmayan Amerikan Senatosu sonraki günlerde Ermenistan mandasını reddedecektir. Ermenistan'ın güneyinde küçük bir özerk Kürdistan kurulacak. Bir yıl sonra bağımsızlık referandumu yapılacak. Kuzey Irak Kürtleri de isterlerse bu Kürt devletine katılabileceklerdi. Petrol zengini Irak'la stratejik Filistin bölgesini İngiltere, Suriye'yi Fransa alacak. Buralarda manda rejimleri kurulacaktı. Sevr'de ayrıca Hicaz, Süveyş Kanalı, Libya, Fas, Tunus, Kıbrıs ve İtalyan işgali altındaki 12 ada üzerinde Osmanlı'nın hiçbir hakkının kalmadığı belirtiliyor, kapitülasyonlar ağırlaştırılıyor, Osmanlı'ya ağır bir savaş tazminatı yükletiliyordu. Dünya Savaşı'ndan önce oluşan ittifak ve paylaşım haritasıyla, savaş sonrasında Osmanlı'ya dayatılan Sevr haritası arasındaki benzerlik dikkat çekiciydi. İstanbul hükümeti Sevr anlaşmasıyla sonuçlanacak olan görüşmeleri yaparken, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Artık İstanbul hükümeti ülke üzerindeki idari ve askeri denetimini kaybetmişti. Sonraki günlerde Millet Meclisi İtilaf Devletleri'ne İstanbul'dan ayrı bir hükümet kurulduğunu bildirecek, İtilaf Devletleri de karşılık olarak İzmir'de bulunan Yunan kuvvetlerini Anadolu içlerine sürecekti. Amaç Türklerin direnişini tamamen kırmaktı. Yunan ordusu adım adım Ankara yakınlarına kadar ilerlerken İstanbul'da Saltanat Şurası'nda yeni bir savaş göze alınamadığından Türkiye için ölüm fermanı olan Barış Anlaşması'nın imzalanmasına karar verildi. Sadrazam Damat Ferit Paşa başkanlığındaki 4 kişilik heyet Paris'in banliyösü olan Sevr'e giderek anlaşmayı imzaladı. Şimdi artık Osmanlı Devleti Amerikalı tarihçi David Fromkin'in ifadesiyle hiç denecek kadar küçülmüştü. Sevr Anlaşması'nın imzalandığı gün İngiltere, Fransa ve İtalya kendi aralarında bir anlaşma daha yaptı. Orta Doğu'ya el koyarak aslan payını alan İngiltere, müttefiklerinin memnuniyetsizliklerini Anadolu'da nüfuz bölgelerine sahip olmalarını sağlayarak gidermek istiyordu. Nüfuz bölgesinin anlamı çıkar bölgesiydi. Nüfuz bölgelerinde güya Türk hakimiyeti siyaseten devam edecek fakat iktisadi kaynaklara bu üç devlet sahip olacaktı. Britanya, Fransa ve İtalya arasında üçlü anlaşma adı verilen bu metne göre Batı Anadolu İtalyan nüfuz bölgesi olacaktı. Ereğli kömür havzası da İtalya'ya verilmişti. Kilikya yani Adana ve çevresi ise Fransa'nın nüfuz bölgesi olacaktı. Avrupalılar yüzyıllardır sürdürülen şark meselesini yani doğu sorununu bu şekilde çözdüklerine inanmıştı. Gerçekten Mondros'la birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun fiilen ortadan kalktığını söylemek yanlış olmaz. Şimdi bunu bir de Batılılar bir barış anlaşmasıyla taçlandırmak istediler. Ve bu barış anlaşması ki Osmanlı İmparatorluğu'na dikte ettirilen Sevr Barışı'ndan bahsediyoruz. 10 Ağustos 1920'de imzalatılan. Bu barış anlaşmasıyla birlikte son 150-200 yıldır çözmeye çalıştıkları şark meselesine son noktayı koyduklarını düşündüler. Şark meselesi dediğimiz mesele nedir? Şark meselesi Osmanlı'nın parçalanması, bölünmesi, yok edilmesi ve ortadan kaldırılması meselesi. 150-200 yıldır uluslararası gündemin ana maddesini oluşturuyor. Bu kadar uzun süre devam etmesinin tek sebebi de bu büyük devletlerin, batılı emperyalist devletlerin imparatorluğu nasıl bölecekleri konusunda bir konsensüse, bir ortak noktaya varamamış olmaları. Ve anlaşamamış olmaları. Kim nereye alacak bu paylaşımdan? O nedenle 150 yıldır bu süreç devam etti. Ve o meşhur ifadeyi de kullanalım. Klişe ifadeydi. Osmanlı Avrupa'nın hasta adamıydı. Bu hasta adam artık ölüm döşeğinde. Mondros ateşkesiyle ölüm fermanı imzalandı. Sevr Barış Anlaşması'yla da tabiri caizse o tabuttaki son çivi çakılmış oldu.
Lloyd George boşuna en ağır ceza Türklere uygulanacak dememişti. Bu ağır ceza Sevr projesiydi. Savaştan sonra Almanya'ya ve Türkiye'ye dayatılan haritalara bakıldığında bu durum bütün açıklığıyla görülüyordu. Sevr delegelerce imzalandı. Fakat Padişah Vahdettin tarafından imzalanmadığı gibi meclisin onayına da sunulmadı. Bu nedenle hukuken yok hükmündeydi. Murat Bardakçı'nın tanımıyla Sevr bir anlaşma taslağı olarak kaldı. Sevr metnini Mecelli-i Mesaib yani Musibetler derlemesi olarak niteleyen Vahdettin zaman kazanmaya çalıştı. Sonraları imzalamaktansa tahttan feragat etmeye kararlıydım diyecekti. Sevr Osmanlı'nın Paris'e gönderdiği delegelerce imzalanmış fakat İtilaf devletlerince dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisi kapalı olduğundan milletvekillerinin onayına sunulmamış. Padişah Vahdettin tarafından da imzalanmamıştır. Bu sebeple hukuken yok hükmündedir. Atatürk de nutukta Sevr metninden bir defa muahede yani anlaşma olarak fakat sürekli proje diye bahseder. Türkiye'de yeni meşruiyeti temsil eden Büyük Millet Meclisi Sevr'i imzalayanları ve kabulü için Saltanat Şurası'nda oy verenleri 19 Ağustos 1920 günlü oturumunda vatan haini ilan ederek milli tepkiye tercüman olmuştur. Bundan başka meclis 7 Haziran 1920 günü aldığı bir kararla İstanbul'un işgal edildiği tarihten itibaren İstanbul hükümetince yapılan bütün uluslararası anlaşmaları, sözleşmeleri, her türlü belgeyi geçersiz saymıştır. Bu bakımdan da Sevr hukuken yok hükmündedir. Fakat işgallere siyaseten zemin hazırlamıştır. ...15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkartılan Yunan ordusunun Anadolu'yu işgal harekatına girişmesindeki amaç, Sevr'i Türklere kabul ettirmek ve Ankara yönetimindeki milli hareketi kırmaktı. Yunanistan'da Sevr anlaşmasını kutlamak için posterler bastırıldı. Başbakan Venizelos gayet memnundu. Megali İdea denilen Büyük Yunanistan, başka bir deyişle iki kıtada beş denizde Yunanistan hayali gerçekleşmek üzereydi. Modern Yunan milliyetçiliğinin bu hedefi Bizans coğrafyasıyla örtüşüyordu. Venizelos, Doğu Akdeniz'deki İngiliz çıkarlarını koruması için bir bakıma Yunan ordusunu kiralamıştı. Yunanistan, Batı Anadolu'daki Türk topraklarını alacak, karşılığında İngilizlerin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına bekçilik yapacaktı. Lloyd George, Büyük Yunanistan projesinin Britanya için neden hayati bir dava olduğunu şöyle anlatıyordu. Doğu Akdeniz'in en önemli adaları ellerindedir. Bunlar Süveyş yoluyla Hindistan, Avustralya ve uzak doğuyla ulaşım yollarımızın üzerinde bulunan doğal deniz üsleridir. Lord George, Yunanistan'ı Ege'nin iki yakasına hakim hale getirerek İngiliz İmparatorluğu'nun çıkarları için bekçi olarak kullanmak istiyordu. Venizelos'ta Megali İdea hedefine ulaşmak için Lloyd George'un bu iflah olmaz Türk düşmanlığını kullanıyordu. İkisinin eli birbirinin cebindeydi. Yunan ordusunun Anadolu'da ilerlediği günlerde Lloyd George büyük bir keyifle şöyle diyordu. Türkiye öldü. Çok sürmeyecek, Türkler Lloyd George'u büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktı. 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla Türkiye 90 yıldır devam eden bir barış dönemine girdi. Tarihimizde hatta dünya tarihinde 90 yıl devam etmiş bir barış dönemi yoktur. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmaların hiçbiri yürümedi. İkinci Dünya Savaşı'yla hepsi çöktü. Sadece Lozan Anlaşması devam etmektedir. Ama işte görüyorsunuz, Lozan'a giden yol böylesine çetin, böylesine zorluydu. Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubu iken, Kurtuluş Savaşı'nın galibi olarak o masaya oturmak
öyle kolay olmadı. İşgalci devletlerin öldü dediği Türkiye küllerinden doğacak. Budanya mütarekesi Lozan'a giden yolda en kritik dönemeç olacaktı.